Bu akşam sizi beklesin. Saat 8'de tünel Karanfil Sokak Boncuk Apartmanı 17 numara. Bekliyorum. Hayırlı işler. Işığı yakma. O kadarını öğrendik oğlum artık. Hayrola? Bu gece evden tüyeceksin. Anahtar nerede? Ceketimin cebinde. Bu gece dünya güzeli bir kadın senin fakirhaneyi şereflendirecek. Bunun gibi olabilir mi? Seyirciler, bu ayın en önemli sanat hareketi hiç şüphesiz bu anda İstanbul'da çevrilmekte olan bir ortak yapımı. İşte şimdi sizlere Yarın Çok Geç Olacak isimli bu filmin baş kadın oyuncusu, ünlü İtalyan film yıldızı Carla Caprioli ile hazırladığımız bir röportajı sunuyoruz. Sayın Carla Caprioli, ülkemizi nasıl buldunuz? Doğal güzellikleri bu kadar gelişmiş bir ülke görmedim. Ülkenizi de insanlarını da çok ama çok sevdim. Bundan böyle Türkiye benim ikinci vatanım olacak. En sevdiğim bu ilik filmi. Karıları hep para babası morglar mı yiyecek mi? Ama mutlaka bir seçim yapmak gerekirse Marcello Mastroianni ile çevirdiğim Sen Benim Olunca adlı yapıta bir öncelik tanımam gerekecek galiba. Film başına aldığınız ücreti sorabilir miyim? 80.000 dolar. Ne kadarmış, ne kadar? Bu arada boş 1.200.000 değerlendirdiğinizi de sorabilir miyim? Hiç boş vaktim olduğunu hatırlamıyorum. Senaryolara okumak, giysileri seçmek, prova çekimleri, berber, sonra spor, makyaj. İnanın hiç boş vaktim olmuyor. Sayın Carla Caprioli, şimdi de size sayın seyircilerimizin en çok merak ettikleri soruyu soruyorum. Acaba aşk konusunda ne düşünüyorsunuz? İnanamayacağınız kadar yalnızım. Yıllardır hayatımın erkeğini arıyorum. Şöhretimi, servetimi değil, beni ben olduğum için sevecek bir erkek ne iş yaparsa yapsın benim tapacağım erkek olacak. O erkek bir Türk olabilir mi? Elbette, niçin olmasın, bayılıyorum Türk erkeklerine. Süs güzeli kaltaklar, bir boyasını sil, anam avradım olsun, 3 günlük yola kaçarsın. Tükürdüğünü yalatırım ama. Oğlum canım. Tecrübesi bedava. Gelin de gözlerinizle görün. Haklıymışsın. Olamaz böyle kadın. Az daha camı pencereye indirip salona dalacaktım. Onunla bir gece geçireyim, sonra assınlar beni. Onunla 15 gün geçirmek elimizde. Ayazda kaldık ya, arkadaş üşüttü. Olmayacak şey değil. Teklifim, kaçırıcıyız onu. Neden olmasın? Bal gibi olur. Hayatımız kayar çocuklar. Sen bunu hayat mı diyorsun abi? Ne olursa olsun.
Karıyı kaçırıp mahkum olmaktan daha iyi bence. Korkuyorsan sen gelme Saim abi. Nasıl olacak bu iş? Kaç gündür inceden inceye düşündüm. Planladım. Bir şoförü var, bir de bahçıvan. Haftada bir gün geliyor. Sabahları kimse dolaşmaz ortalıkta. O Amerikalı herif nerede? Otelde kalıyor. Hmm. Karla her sabah 7.30-8 arası köpeğiyle yürüyüşe çıkıyor. Bence kaçırmak için en uygun zaman bu sabah gezmeleri arasında. Bu gece çok gösterişli olman lazım, güzel olman lazım demedin mi? Dedim ama orospu oyunu oyna demedim sana. Bir yıldızsın sen, şehvet meselesi değil. Büyük bir yıldızsın, bütün o gazetecileri düşün. Bıktım gazetecilerden artık, bıktım. Kukla değilim ben, anlıyor musun? Kukla değilim ben diyorum. Sana rastladığımda Napoli'nin arka sokaklarında bir tabak makarnaya donunu indirmeye hazır küçük, sinek kadar, bit kadar küçük bir orospu adayıydın. Elinden tuttum seni, o ufak kızdan bir yıldız yarattım. Çok yorgunum, çok. İstersen bırakayım seni. İstediğini yap. Yatıyorum ben. Çok sürmez. 2 sene sonra unutulur gidersin. Düşerken de boş bir teneke kutu kadar bile ses çıkarmazsın şekerim. Peter, ne olur rahat bırak beni, çok uykusuzum. Carla. Carla. Yorgunsun. Sinirlerin bozuk. Yatarken ilacını almayı unutma. Evet, önce zorla götüreceğiz ama insanca davranacağız. Kendi isteğiyle bizi bulacak. Zenginlik, fakirlik mesele değil karı için. Hayatının erkeğini arıyor. Kendini mutlu edecek erkeği arıyor. Bizim gibileri arıyor. Sakın günlük yaşantınızı değiştirin. Hiç kimse bizden şüphe etmemeli. Peki nereye götüreceğiz? Bizim patronun av köşkü. Ya biz oradayken patronun geliverirse? Gelemez, Avrupa'da. Nerede bu köşk? Çok uzak. Otomobille tam 6 saat. Cehennemin dibi be. Tamirhaneden bir araba ayarlayabilir misin? İyi. Bu pazar götüreceğim sizi. Bu iş için bundan daha iyi bir yer düşünülemez. Allah'ın sahibi, vahşi bir yer. Gözle görmedikçe inanılmaz. Karayolundan bir patika var denize. Oradan sapıyorsun içerilere. İleride bir balıkçı köyü var. Oradan motor kiralanıyor. Dünyadan ilişkisini kesmiş bir yer. Motorla denizden tam 2 mil gidiyorsun. Her taraf kayalık. Evin arkasında hemen uçurumlar başlıyor. Karayoluna çıkmak imkansız. 2 günde zor gidersin ama av için birebir yer. Patronun dedesi orada. Ama da meraklıymış. Köpek bağlasam durmaz burada be. İyice temizleyip biraz da eşya koyduk mu mükemmel olur. Aşağıda bir depo var, eşya dolu. Of. Buranın temizliği bir haftada da bitmez. Yarın akşama kadar bitmeli. Geç kalırsan sonra yenge... Aha, o zaman akşama biter. Arı gibi çalışıyorsun Saim abi. Ne yapıyorsun lan fotoğraf çocuğuna baksana. Görmüyor musun temizlik yapıyoruz. Başlarım şimdi senin temizliğine. Yok herif sen de. Eskiyorum. Yağlamaya dokunmayalım. Ulan ne biçim adamsınız? Ben siliyorum, siz kirletiyorsunuz. Bir daha temizleyenin ağzına sıkın. Ya çocuklar, karıma ne derim ben be? Uydurursun bir masal be abicim. Sen de çok yoruluyorsun, biraz dinlen. Kime bırakırım çocuğu? Annene gidin. Şaka etmiyorsun ya. Kur'an çarpsın ki samimiyim be. Hazır çocuğun sömestr tatili varken git dinlen, çocuk daha havalı. Sağ ol.
Sağ ol kocacığım. Sen beni haşlamak mı istiyorsun anne? Banyonun suyu bu kadar sıcak olmayacak demedim mi ben sana? Her zamanki gibi Signorina. Yalan. Hepiniz bana düşmansınız. Kimse beni sevmiyor. Düşmansınız bana. Kahvaltınız hazır. Çok ekşi. Bu elbise çok açık. Bu da saçma bir elbise. Modası çoktan geçmiş. Bunun da, bunların da. Niçin ütülü değil bunlar? Dün gece hepsini ütüledim. Yalan mı söylüyorum ben yani? Carla. Kimse meşgul olmuyor benimle. Üzerime giyecek bir tek elbisem bile yok. Bıktım. Hepinizden bıktım artık. Carla. Bizi yalnız bırak. Al oku marifetlerini. Güzel resim. Beğenmedin mi? Bu mu cevabın? Ne söyleyeyim istiyorsun? Sen benim kocam değilsin ki. Evlilik andıyla bağlı değilim ki sana. Tabii olamazsın. Çünkü sen sefil, aşağılık bir orospusun. Ne sanıyorsun kendini? Ha? Kimsin sen söyle? Kimsin? Boşuna yorulma. Ne söyleyeceğini biliyorum. Kirli, buruşuk bir balonum ben. Bu balonu sen Napoli'de bir çöplükte buldun, lütfettin. Çöplükten kurtardın, yücelttin, yükselttin. Ama istediğin an patlatabilirsin o balonu sen. Yalan mı bütün bunlar? Doğru. Ama umurumda mı benim? Şöhretim arttıkça yalnızlığım da arttı. Servetim arttıkça mutsuzluğa gömüldüm. İnsanlığımı, kadınlığımı, her şeyimi kaybettim. Bundan sonra kendi hayatımı yaşayacağım ben. Bir tabak makarna için kendini veren Carla benden çok daha mutluydu. Hayatımı yaşamak istiyorum artık. Kendi hayatımı. Birkaç güne kadar bitiyor film. Sonra Roma'ya döneceğiz. Her şey düzelecek. Hadi git giyin. Bir daha sabunla. Reşet üveyim. Yedi etsin be. İstersen derimi kazı. Bu karı başka karı be. Bir daha sabunla. İşte geliyor. Günaydın. Beyler Hüseyin Korkmaz'ın villasını arıyorlar. Ben yabancıyım, bilmiyorum. Affedersiniz. Rica ederim. Polis.
Korkmayın, ucuz atlattık. Hayırlı yolculuklar. Birisi burada beklesin beni. Önce kayığı sonra seni alacağım. Arabayı saklayıp döneceğim. Merak etme, bekleriz seni. Ofise gitmemiş. Sette de yok. Konsolosluğa telefon ettim. Oraya da uğramamış. Bana kalırsa polise haber vermekten başka çare yok. Hayır, durun. Biraz daha bekleyelim. Bazı hallerde ölüm bile skandala tercih edilir. Bizden hiç korkmayın. Sadece size hayran dört arkadaşız biz ya. Size kötülük edecek değiliz. Ne olur anlayın bizi. Biz sadece... Sadece seni istiyoruz. Yakından çok daha güzelsiniz. Sizinle samimi olmak istiyoruz. Bizi beğeneceksiniz, yemin ederim. Serbest kalacaksınız ya. Allah kahretsin! Canavarlar bile yapmaz bu yaptığınızı! Sakin olun, tatlı tatlı konuşalım. Sizlerle ne konuşurum ben? Arzularınıza boyun eğeceğimi sanan dört iğrenç budalasınız siz. Evet, budala ve aptalsınız. Ne sanıyorsunuz kendinizi? Defolun, defolun çabuk! Tabii ulan, biz kimiz ki? Sadece filmden filme beş kağıt verip hayalini seyredebiliriz hanımın. Hakkımız o kadar. Beş kağıtlık adamları senin için değil mi? Hayır, beş liralık bile değeriniz yok sizin. Bir kadını zorla kaçırıp hapseden aşağılık haydutlardan başka bir şey değilsiniz siz. Beni derhal serbest bırakmak şartıyla affederim sizi. Ya bırakmazsak ha? Mahvederim hepinizi. Hapishanelerde çürürsünüz. Anlıyor musunuz? Çürürsünüz. Bir kadını zorla kaçırmanın cezası... nedir bilir misiniz? Söyleyin bilir misiniz? Hele o kadın ben olunca. Ünlü yıldız Carla Caprioli olunca. Zindanlarda çürürsünüz. Asarlar sizi. Bu işten hiçbir şekilde kurtulamazsınız. Kes ulan sersem karı! Kimi korkutuyorsun sen? Elimizdesin, esirimizsin ulan! Ne istersek yapacağız sana! Yapacaksın bizimle, çırılçıplak yapacaksın! Parçalarım ulan seni! Parçalarım! Kibarlıktan alamazsan dayaktan gebertirim seni! Kes artık! Bırakın! Bırakın beni be! Köşemizsin ulan! Kadınımızsın, ödesi var mı? Seni yatağa atmak için kaçırdık ulan! Israrınızı anlayamıyorum. Polise haber vermek lazım. Rica ederim, anlayın beni. Biraz daha bekleyelim. Yaptığınız çılgınlık. Beklemekle bir şey kazanamayız ki. Haberler bitti. Yukarıdakinden hiç bahis yok. Ben de anlamadım bu işi. Yok ya, biz de anlayalım şundan be. Oh, arkadaş, versene şundan ya.
Viskiye yumulsun, kafayı bulsun ki sevişmesi daha tatlı olsun. Koy bakayım yavrum, koy. Saim abin bilir işini. Koy. Delirdi mi bu karı be? Tepsiyi yere çarptı. Ne sanıyor bu orospu kendini? Durun! Gelmeyin diyorum. Gelmeyin dedim. Yaklaşmayın. Ne olur yaklaşmayın. Yalvarırım yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın! Gelmeyin dedim! Gelmeyin! İyi bir ders oldu Asfiye. Gözü de korktu. İş tutmaya başlayalım, aklı başına gelir. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Hayır! Kimse sürmeyecek. Büyük bir bunalım içinde. Rahat bırakın kızı. Bir yere kaçtığı yok. Nasılsa elimizde. Bırakın bu gece kendine gelsin. Anlaşıldı mı? Hı. Mutlaka biri olmalı. Yemin ederim sizden başka ne gelen ne de arayan oldu. Ya o yakışıklı aktör? Çok geç kaldık Mr. Balan. Şimdiye kadar polise haber vermemiz lazımdı. Bütün sorumluluk bana ait dedim size. Yarına kadar bekleyeceğiz. Kızın hayatıyla oynuyorsunuz. Korkmayın. Bir daha yapmaz, ben varım. Sen de onun gibi bir hayvansın. İğreniyorum hepinizden, iğreniyorum, iğreniyorum. Erkeklik mi lan? Erkeklik mi sizinki ha? Ulan karıyı seyretmek için mi kaçırdık? Erkekliğiniz öldü, sen için geldiniz buraya. Bana karşı bir düşmanlığın varsa bilelim arkadaş. Yarın bu işe bir şekil veririz. Aksi halde hiç kimse bana mani olamaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Alo, polis müdürüyeti mi? Size arkadaşın kazağını getirdim. Burası çok soğuk. Üşüdünüz değil mi? Buyurun giyin. Teşekkür ederim. Bakın size iğne iplik de getirdim. Dikersiniz. Buraya koyuyorum. İyi geceler. Çok korkuyorum. Bütün güvenim sizsiniz.
öbürlerine benzemiyorsunuz siz. Keşke hep yanımda olsanız. O zaman korkmazdım. Sayın abi! Hiç korkmayın. Sakın korkmayın. Yanınızdayım ben. Sayın abi! Hop. Biraz hava alabilir miyim? Çok uzaklaşmamak şartıyla. Mersi. Dışkırık oynayacak olduktan sonra Reşit'in kahvesinin ne günahı vardı? Aldırma sen. Ben göz kulak olayım ben. İlk defa yalnız kalabiliyorum sizinle. Sizi filmlerinizde ilk gördüğüm andan beri hep bugünü düşündüm. Heyecanımı anlayamazsınız. Sizi seviyorum. İçlerinde en yakışıklısı sizsiniz. Acaba size güvenebilir mi? Sizi kaçırmayı ben düşündüm. Bütün planı ben yaptım. Çalıştığım yeri, evimi görseniz her yer sizin resimlerinizle kaplıdır. Elimde değil. Bazılarının sevme gücü o kadar şiddetli olur ki bir hayale aşık olurlar ama canlılardan çok severler. Ben öyle seviyorum sizi. Belki delilik ama gerçek. Çok yazık. Neden? Seven bir erkek sevdiği kadını başkalarıyla paylaşmaz. Paylaşamaz. Söylediklerim yanlış mı? Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ben öyle düşünüyorum. Elimizden geleni yapacağız. Öldürülmüş olabilir mi? Mümkündür. Sizden para sızdırmak için kaçırmış olsalardı şu ana kadar tekliflerini öğrenmiş olurduk. Size güveniyoruz. Akşama size gelişmeleri bildiririm. İyi günler. Bir ortak yapım için iki aydır Türkiye'de bulunan ünlü İtalyan film yıldızı Carla Caprioli'nin dün sabah kaçırıldığı haberi polis yetkilileri tarafından da doğrulandı. Sanat çevreleri ise Carla'nın kaçırılışı olayının orijinal bir reklam kampanyasıyla ilgili olabileceği kanısındalar. Bu sabahtan itibaren bütün polis kuvvetleri alarma geçmiş durumdalar. Sayın dinleyiciler, bu arada Viyana'da toplanan petrol üreten ülkeler... Şöhretli olmak da dert. Her taşın altında bir reklam kokusu arıyorlar. Hı hı. İç. Gidip yatacağım, başım ağrıyor. Gel buraya. Gitmek istiyorum. Ne olur biraz anlayış gösterin. Bırakın. Dün geceden beri ne iğrençliğimiz, ne canavarlığımız kaldı. Şimdi de anlayış bekliyor hanımefendi. Hani her şeyinizi seyircinize borçlu olduğunuzu ve bizleri çok sevdiğinizi söylüyordunuz. Ama galiba hiç sevmiyorsunuz bizi. Haksız mıyım? Onların hepsi reklam içindi. Mesleğim için, şöhretim için gerekliydi. İç. İç lan, iç! İç dedim. Zorla içirtmesini de bilirim ben. İç lan! Yes!
Yalnızlıktan şikayetçiydiniz hanımefendi. Niçin sızlanıyorsunuz şimdi? Of, of, yalandı söylediklerim. Onların hepsi reklam içindi. Mecburdum öyle konuşmaya. Yalan söyleyemezsiniz siz. Niçin? Niçin söyleyemeyecekmişim? İstediğim gibi konuşurum ben. Sizin dergilerden, sinemadan, televizyondan tanıdığınız kadın değilim ben. Umutları, korkuları, sevinçleriyle basit bir insanım. Sizin gibi. Evet, benim görevim de seyircinin istediği gibi görünmek. Sinema salonlarını doldurmak, anladınız mı? Ve bol bol para kazanmak. Öyle. Mesleğimin karşılığı kazandığım para. Oynadığım rolün karşılığı. Asıl şimdi rol yapıp bizi uyutmaya çalışıyorsunuz sinyörüne. Başver. Benim gibi basit birinin laflarına üzülmeye değmez. İç. İç şunu! Kırmaya kalkma yoksa kafanı patlatırım. İçkiden sonra biraz şamata lazım. Bak bana, ben nasıl oynuyorum bebek. Hadi sen de oyna. Geçen gece harikaydınız dans ederken. Hani ya da benim elli dedirem bastırmam. On yıldan başkasına bastırmam. Oyna bakalım. Tezül etmiyor musun? Yapamam. Yaparsın. Yalvarırım. İstemeyin bunu benden. Başla. Başla. Siz kimsiniz ki beni oynatacaksınız? Dört tane pis serseri. Ben Carla Caprioli'yim. Ünlü yıldız Carla Caprioli'yim. O pörsümüş para babalarını, karı kılıklı süslü erkek bozuntularını oynarken iyi de, bizi oynarken mi işkence oluyor? Rolün fiyakalısını kapacağım diye içi geçmiş göbeklilerin yatağını ısıtırken namuslusun değil mi? Onlar namuslu, biz iğrenciz, öyle mi? Erkek oluşumuz, namuslu oluşumuz mu günahımız? Namuslu oluşumuz mu? Oyna! Hadi, ağzını ıslat bebek. İç, iç ulan! İç, iç! İç oğlum! Gene ne oluyor be? Tadını da bırak. Git yat sen de hadi. İki bir taş koyuyorsun arkadaş. Bilmiş ol. Sabrım tükendi. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah kahretsin sizi. Köpekler, pis herifler, domuzlar. Beni ünlü yıldız Carla Caprioli'yi bir köçek gibi oynattınız. Göstereceğim hepinize. Astıracağım hepinizi. Astıracağım. Kahkahalarla güleceğim karşınıza geçip. Bu kaltağı niye kaçırdık biz? Elimiz cebimizde dolaşmak için mi? Ne oldu size be? Lan karı yukarıda nazlanıyor, hakaret ediyor.
İktidarsız koca gibi bekliyoruz merdiven altında be. Ne içine sıçtığımış ya. Doğru söylüyor. Kura çekeceğiz. Kazanan geceyi yukarıda geçirecek. İsteyen hakkından vazgeçer. Tamam mı? Hükmen çekiyorum. Var mı itiraz olan? Ha, bismillah. Çek bakalım tatlı manyak. Senin yerine ben çekeyim. Dokuz. Sayın baba. En kısmetlimiz sensin, helal olsun Sayın Baba. Allah beline kuvvet versin. Aramızda kura çektik, ben kazandım. Siz de beni istemiştiniz. Sonra öbürleri mi gelecek? Söylesene. Bu gece yalnız ben varım. Ömrümün en büyük gecesi olacak bu gece benim için. Yapma! Yalvarırım, yapma. İçlerinde en güçlü erkek sensin. Bana biraz zaman tanı. Çok perişanım. Ben arzu ettiğim zaman seni çağıracağım. Sadece seni. İnan bana. Yemin ederim. Bu gece dokunmayacaksın bana. Söz ver dokunmayacağını. Bırak da ben seni arzu edeyim. Anlaştık mı? Tamam, tamam. Aferin sana. Sen nasıl istersen. Ne haber abicim? Esteli çıktı ineğin. Elini bile sürme daha. Allah inandırsın şöyle bile dokunmadı. Yuh be senin erkekliğine. Madem erkekliğin yoktu niçin düştün bu yollara Sayın abi ha? Erkeklikle alay edilir mi lan? Yalan mı yani? Yalan mı ha? Benim canım ne isterse onu yaparım. Yaparmış. Bu gece benim sıramdı arkadaş. İstediğimi yaparım. Yarına kadar kimse kıza el süremez. Tamam mı? Tamam abicim, tamam mı? Ama yarın da sıra benim. Herkes sırasını bilecek, değil mi arkadaş?
Bugün sıra bende. Ben o morağa benzemem. Para diye bir şey yok mu anlaşılmaz? Al Erik, duymadın mı? Birer milyon var işin içinde. Birer milyon. Köpekliğimiz bitecek. Hayatımız kurtulacak. En güzel, en lokum kadınlar peşimizden koşacak. Git çirkinsin, git kokuyorsun diye bağırmak sırası bizde. Gece randevu verip gitmemek sırası bizde. Şevket Usta bizde. Ben yokum. Neden? Benim paramı da aranızda bölüşün. Sürünmek hoşuna gidiyor galiba. Yokum. Uşaklığa doymadın mı lan? Yokum lan! O parayı rahat yedirmezler adama. Mutlaka bulurlar izimizi. Sürüm sürüm süründürürler adamı. Parayı alsak da almasak da polis er geç bulacak bizi. Nasıl bulurlar be? Kız hakkımızda bir şey bilmiyor ki polise anlatsın. Ama polisleri buraya getirdi mi kafi. Neresi burası? Fotoğrafçı bilmem kimin evi. Vedat çalışıyor yanında. Nerede Vedat? Yok. Kiminle düşüp kalkar? Şu. Nerede bu adamlar? Yok. Gelin şu kızla bir yüzleşin bakalım demezler mi ha? Ha? Doğru söylüyor tabii. Yandık. Yanmadık. Yeter ki zerre kadar yüreğimiz olsun. Kızın hem parasını alacağız hem de yakalanmayacağız. Nasıl olacak bu iş? Ufak bir kaza hepimizi kurtarır. Çıldırdın mı sen? Bu kadın sağ kalırsa konuşur. Hem bire bin katarak. Nefret ediyor bizden. Hayatımız kayar. Burada tek zar var. Ya o yok olacak ya biz. Hayatı rüya görmekle geçen bir budalanın sözlerine kandık. Kurtluğumuza kadar boka batmış vaziyetteyiz. Kurtulmak için onu öldürmekten başka çare yok. Varsa söyleyin. Ha? İtiraz eden yok. Anlaştık demektir. Öldüreceğiz kızı. Allah, ne yapacağım? Mektubu atmaya gidiyorum. Allah. Döner dönmez işini bitiririz. Yanından ayrılmayın kadının. Hemen döneceğim, tamam mı? Hadi koçum benim. Eyvallah. İyi başlamıştınız sinyorine. Dün sabah aptal aşığı talladın, gecede ihtiyara el sürdürmedin. Paraya ne lüzum vardı? Başka türlü kurtulamazdım o heriften. Dinle, ne olur dinle. Öldürecekler beni, öldürecekler. Kurtar, yalvarırım, kurtar beni. Sen onlar gibi değilsin, iyisin. Şimdi de sıra bana mı geldi? Dönüp gelecekler şimdi, yalvarırım, kurtar beni. Denizden başka yol yok. Kayık var. Motor onlarda. Karadan gidelim öyleyse. Her taraf kayalık, uçurum, gidilmiyor. Giderim ben. Ben giderim. Başka çaremiz yok zaten. Thank you.
hareket. Sayın abi. Vedat! Nerede o? Ulan! Var mı ulan böyle orospu çocukluğu ha? Var mı ulan? Ulan hayvanlar! Kaçtılar! Şevket kaçırdı karıyı! Olamaz! Ne? Nasıl olamaz? O da sizin kadar erkek işte! Yakalamalıyız onları! Yoksa dar ağacın dağılır soluğu! Hiç şakam yok! Gelmeyen hiç çivilerim! Duralım biraz. Nefesim kesildi. Çabuk kalk. Hava kararmadan bulmalıyız onları. Durun biraz. Kalk anam, avradı mı olsun vururum. Bir yudum su olsa. Bulacağız. Kalk. Şu kapıyı açalım. Hadi kalk. Oh, my God.
artık yürüyemeyeceğim. Gitmek zorundayız. Durulacak yer değil. Bulamayacağız! Bulamayacağız! Bulacağız! Yürü lan manyak! Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Bildiğimiz yok. Belki de olduğumuz yerde dönüp duruyoruz. Mektepteyken coğrafya dersinde yön tespitini okuttulardı. Ağaçlardaki yosunlara, karınca yuvalarına, sonra çoban yıldızına göre. Hiç bilmiyorum. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Koskoca Carla Caprioli benden daha mı cahil yoksa? Ortaokulun birinci sınıfındayken annem öldü. Sebebini hala bilmem. Çünkü doktora götüremedik. Babam iki ayağını da savaşta kaybetmiş. Zavallı yarım bir insandı. Okulu bırakıp çalışmaya başladım. Zengin evlerinde çocuk baktım. Hizmetçilik yaptım. Ne zaman bir okulun önünden geçsem, kız öğrencileri görünce yüreğim titrer. Okulu bırakıp da çalışmak zorunda kalmamaları için dua ederim hep. Kusura bakma. Yıldıza bakarak yön tayininde sana yardımcı olamayacağım. Kalk hadi kalk. Bittim. Öldüm. Kim geri kalırsa leşini buraya serer öyle giderim. Anam avradım olsun. Yürü lan. Yere karnın keyfini beklemeyelim derken cik cik ötüyordunuz inekler. Para da gitti karı da. Ama daha her şey bitmedi. Ayaz çıktı. Mağaraya git istersen. Burada kalmayı tercih ederim. Nasıl istersen. Dumanı görürlerse bizi bulurlar. Ok yaydan çıktı artık. Ne olacaksa olsun. Çabuk gidelim. Duracak zaman değil, yürü. Yok, gidemeyeceğim artık. Gayret et biraz, peşimizdeler. Bana ne be? Zaten senin peşinde onlar. Ne bakıyorsun öyle? Yalan mı söylüyorum? Bulsalar seni öldürürler onlar. Ben kurtarırım kendimi. Bıktım bu kaçmaktan artık. Hemen dönüyorum ben. Fidyeyi arttırırım, kurtarırım kendimi. Ama sen kalleşlik ettin onlara. Affetmezler seni onlar. Asıl kendini kurtarmak için kaçıyorsun sen. Bırak beni, bırak! Döneceğim ben! Defol. (Gülüyor)
İşte oradalar. Gel, gel. Delirdin mi? Nasıl delirdin? İneceğiz. İneceğiz. Gel, yavaş yavaş. İnmek zorundayız gayret. Nasıl? Biraz tutun. Sakın bırakma ellerini. Korkma. Tutuyorum seni Gayrettin. Banyoyu ateş gibi suyla doldurmak olacak. Kaynar suda tavuk gibi haşlanıncaya kadar kalacağım. Çocukluğumda çok üşürdüm. Kış günlerinde annemin hadi liyene yıkanmaya diyeceği anı geciktirmek için bin bir bahane uydururdum hep. İyi bilirim. Mutfağın her yanı rüzgar alırdı. Teneke leğen daha bir soğuk gelirdi insana. Sıcak suyun vücuda değdiği yarısını diğer taraflarsa donardım. Ama hiç ağlamazdım. Çünkü üşüdüğümü bilen anam gözyaşlarını saklamaya çalışarak sessiz sessiz ağlardı. Ne oldu sonra? Annem mi? Hı. Babamla evin altında kaldılar depremde. Neredeyse gece olacak. Hala devam edecek miyiz? Yürü dedim Kartaroz. Üşümen geçti mi? Geçti. Şimdi de acıktım. Başka yok mu? Sen ne yiyeceksin? Önemli değil. Beni düşünme. Neden bana iyi davranıyorsun?
Beni onların elinden kaçırdığın için seni affedeceğim sanıyorsun. Düşünmedim bile. Düşünmemiş bile. Niçin kaçırdın beni öyleyse? Niyetim bana tek başına sahip olmak. Dağ başında, yol bilmem, iz bilmem, kadınım, zayıfım, sana da gücüm yetmez, öyle değil mi? Söylesene! Bir dene istersen. Buralardan bir kurtulayım, hepinize neler yapacağım. İyi aklında tut. Benim adım Şevke. Doğma büyüme Şehremililiyim. Mecdiye köyünde onu tamircisiyim. Anladın mı? Anlamadığımı mı sanıyorsun? Gözümde kahraman olacaksın. Ben de sana aşık olacağım. Okullu kızlara söker bu oyun. Bana karla kaprioli derler. Anladın mı? Aptal, sersem, budala, kafasız adam. Vurdun. Senin okullu bir kızla ne farkın var? Hiç büyümemişsin. Hiç yaşamamışsın. Ne halde yaralanmışsın arkadaş? Seni gerçekten seviyorum. Bağışla. Sana aram usulü bir merhem çalmayayım.
Sürpriz yapmış. Birkaç gün dinlenmek için Uludağ'a gitmiş. Gördüğünüz gibi son derece sağlıklı. Yarın İtalya'ya gidiyoruz. Karla birkaç güne kadar yeni filminin çalışmalarına başlayacak. Yeni filminizin tarihi ne zaman? Hiçbir zaman. Sinemayı artık bıraktım. Kesin olarak. Son basın toplantıma geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Bir zamanlar velkommen s'il vous plaît madameler, monsieurler, mademoiselleler. Bir zamanlar